Şafak Atın yeni bölümüyle karşınızdayız. Serbest TV'de yeni bölümümüzü yapıyoruz. Cemalettin Hoca ile birlikte hazırlıyoruz. Beşinci bölüm bu. Bu bölümde daha çok İyi Parti ve Meral Akşener'in Kürtler ve HDP ile olan bağlantısını, yaklaşımını değerlendireceğiz. Yani bu konuda çok aslında ben biraz böyle yayına gelmeden önce geçmişteki Akşener'in HDP ve Kürtlerle ilgili çıkışlarına biraz baktım. Yani böyle iki tane farklı görüş var. Yani daha Cumhur İttifakı'na yakın, daha iktidar medyasına yakın gazetelerin ya da köşe yazarlarının Akşener'in HDP ve Kürtlere karşı çok işte müsamahalı olduğuna, neden bu kadar sahip çıktığına dair bir görüş var. Tam tersi daha işte Millet İttifakı'na yakın, daha muhalif, daha Kürtlere karşı daha yakın olan köşe yazarlarının ya da orada bulunan mesela Rudav Haber'e göre de yani örnek olsun diye söylüyorum. Daha Akşener'in HDP ve Kürtlerle ilgili konuşurken daha korkak olduğu, daha çekimser kaldığına dair görüşler var. Yani ben biraz buna sanki katılıyor gibiyim. Çünkü yani hem mesela iki yıl önce işte HDP meşru muhatap değildir demişti. Ama işte Nisan ayının sonlarına doğru başka bir açıklamasında Kılıçdaroğlu da meşru muhatap kabul ediyor. Millet İttifakı'nın meşru muhatabı HDP'dir gibi bir açıklaması var. Bir yandan Kürtler HDP'ye PKK ile arasında mesafe koymalıdır var. Bir de işte tam tersi Kürtleri HDP ile ya da PKK ile ilişkilendirmek onlara karşı yapılan bir haksızlıktır gibi böyle çeşitli farklı bence açıklamaları var. En son yine bu geçen haftaki parti meclis toplantısında Bozdağı susturulmuş bir Türkiye için Avşar ellerinde, Denkbeji susturulmuş bir Türkiye için Serhat illerinde diye o Denkbeji'deki vurgu Kürtlere yönelikti diye bir yorum landı. Ama yine bunu mesela çoğu kişi çekimser ve korkak bir sahiplenme olarak gördü. Hocam hoş geldiniz. Biraz konuyu özetledim. Hoş bulduk. Siz hocam ne düşünüyorsunuz? Akşener'in yani daha bu yeni açıklamasından hareketle aslında bugüne kadarki bu çelişkili durumu sizce de onun işi zor olduğu için mi bu kadar çekimser ve ya da bazen geri adım atıyor, bazen bir ileri? Yine mesela şimdi aklıma geldi Demirtaş'ın eşiyle bir fotoğrafı işte ya da kahvaltı Demirtaş'ın kahvaltı topuna karşı verdiği bir korkakça yorumlanan yine bir çıkışı vardı. Ama mesela onu da iktidar yanlıları yani Bahçeli mesela o çıkışı işte onlar birlikteler gibi suçlayıcı bir şeyle yorumlamıştı. Ama yine muhaliflerden de bunu korkakça bulanlar da vardı bu kahvaltı teklifine verdiği cevabı. Sizce Akşener'in işi gerçekten çok zor olduğu için mi böyle yoksa gerçekten kafası mı karışık ya da çok zor bir şey mi yapmaya çalışıyor? Akşener'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Kendisini zorlaştırdığını düşünüyorum. Yani sonuçta bu iş böyle çok hem ona hem buna yaranacağım gibi teker teker kafanda yarattığım bir takım özneler var ve bu öznelerle teker teker ilişki kurup hepsini tatmin etmeye çalışırsan zorlaştırırsın iş. Ama şimdi şöyle senin hikayeyi özetlediğin tarzıyla bakalım. Sonuçta Akşener ne yaparsa yapsın, İsterse yani eline silah alıp birkaç tane Kürt vursun, Cumhur İttifakı'nın tarafında olanlar onun Kürtçü olduğunu, Kürtçülerle kol kola olduğunu söylemekten imtina etmeyecekler. Yani onlar bizim için bir referans değil. Onların ne dediklerine bakarak bize Akşener'in pozisyonu hakkında bir bilgi elde edemeyiz. Yani onların derdi kendi kafalarına göre işte siyaset yapmak ve işte Akşener'in daha akıllıca davranmasına mani olacak saptırmaları yapmak yani. Benim açımdan bakıldığında Akşener'in aslında nerede olduğu, yani Kürtlerle ilişkisi konusunda aslında nerede olduğu, senin alıntı yaptığın o grup toplantısı konuşmasındaki denkbej meselesiyle görülüyor. İstersen oradan devam Evet edelim. hocam, nasıl bir yorumluyorsunuz orayı? Şimdi dediği laf şu: Bozluğa susturulmuş bir Türkiye için Avşar ellerinde, Denkbeji susturulmuş bir Türkiye için Serhat illerinde, oranı susturulmuş bir Türkiye için Karadeniz'de olacağız. Şimdi Denkbeji susturulmuş Türkiye için nerede olacakmış? Serhat illerinde. Serhat illeri neresi? Nereleri Serhat illeri? Nasıl? Kars, Ardahan, Ağrı,
hadi çok zorlarsam Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Serhatili olarak geçmiyor yani. Diyarbakır falan hiç geçmiyor. Netice itibariyle Kürdün şeyini kuzeye Serhatillerine bir kere ittirmiş oluyor yani. Birincisi bu. Yani Akşener'in Türkiye coğrafyasında Kürdün coğrafyası ancak Serhatilleriyle ilişkilendirilebilirse bir mana taşıyor. Bu görünüyor yani. İkincisi, sonuçta ne demiş oluyor burada, ne demeye çalışıyor bize? Bizim aslında bir tane ortak derdimiz var, hepimiz susturuyorlar. Değil mi? Yani şimdi bu kadar edebiyat yapıp, bu milliyetçilerin en ciddi şeyi, işareti budur yani. Böyle güzelce bir cümleyle söylenecek şeyi şairanelik içinde, yani bunu Bahçeli'de falan da görüyorsun. Böyle birçok şairaneliğini içinde boğup, aradan manayı çıkartma işini sana bırakarak uğraştırırlar yani. Ve burada zaten bu edebiyat tutkusu da gösteriyor yani Meral Akşener'in hala nerede durduğunu da. Ama temel meselemiz bizim şu. Horon'da susturulmuş, Bozlak'ta susturulmuş, Denkbej'le susturulmuş, tamam bu konuda ortağız ama sonuçta Denkbej'in susturulmasının diğerlerinin susturulmasına kıyasla bir farkı var. Denkbej zaten konuşurken de Türkçe konuşursa konuşturuluyor. Yani şimdi arada sanki Horon'la Bozlak'la Denkbej arasında bir eşitsizlik varmış olduğunu unutturmaya çalışıyor bize Meral Akşener. Sanki hepimiz aynı zulme maruzuzmuş. Evet, bu zulümde de yani susturulmak konusunda hepimiz aynı zulme maruz durumdayız. Ama bunun dışında ilaveten Kürdün uzun süredir hissettiği kendisine yönelik ekstra bir zulüm var ve bu zulmü görünmez kılıyor Meral Akşener. Bu söylediği lafla demeye çalışıyor ki siz, size yönelik olan o ekstra zulümü unutun. Hepimizin ortak zulmü üzerinden biz bir mücadele verelim. O Kürt biliyor ki Meral Akşener iktidara gelirse, iktidar ortağı olursa, Denkbej susturulmayacak olursa eğer, ancak Türkçe konuşursa konuşabilecek yani. Tamam? Biz eşit değiliz. Devletin karşısında eşit vatandaşlar değiliz. Eşit olmayanlara eşitlermiş gibi davranmak dünyanın en büyük zulmüdür. Kürt ve Türk, Türkiye'de devletin karşısında eşit değil. Kürt olduğun zaman bir adım geriden başlıyorsun. Ve bu bir adım geriden başlıyor olmayı, ben Kürt değilim yani bunları söylerken böyle hani bir Kürdün ağzıyla konuşmuyorum. Kürdün hissiyatı kendilerinin bir Türkiye, Kürt olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına eşit olmadıkları ve bunun üzerinden siyasallaştılar. Bunun üzerinden Türkiye siyasetinde bir aktif unsur haline aldılar ve temel meseleleri de bu eşitsizliğin giderilmesi. Meral Akşener çıkıp da Denkbej'in Kürtçe konuşabileceğini, Türkçe türkü söyleyebileceğini söylerse eğer, o zaman bir mana taşıyacak. Ama burada hitap ettiği kitle bariz bir biçimde, çok net bir biçimde, o cümleyle yani, çok net bir biçimde görünüyor ki aslında Kürt'e konuşmuyor, Türk'e konuşuyor. Türkiye şu imtiyazı sağlıyor bir defa daha. Bakın biz, yani Türkiye Cumhuriyeti çok uzun yıllar Kürt meselesini münhasıran bir ekonomi problemi olarak gördü. Ve şunu demeye çalıştı hep. Ya bizim ortak bir problemimiz var, yoksulluk. Bu yoksulluğu aşarsak problemlerimizi aşmış olacağız. Öyle değil mi? Yani Kürt'e yönelik olarak söylenen şey, size fabrika getireceğiz, işte ekonomiyi düzelteceğiz gibi şeylerdi. Ve bu Kürt olmayan ve Kürt karşıtı olan Türk kamuoyunun yüreğini ferahlatıyordu. Ya meğersem biz aslında bir haksızlık, bir adaletsizlik yapmıyormuşuz. Bir haksızlığın, bir adaletsizliğin ortağı değilmişiz. Aslında mesele ekonomikmiş ve zaten hepimiz yoksuluz. Yani Türk, Kürt, Yozgat'taki Türk de Diyarbakır'daki Kürt kadar yoksul. Hatta belki daha yoksul. Öyle değil mi? Yani realitede bu.
Zaten de mesele yoksulluksa o zaman işte Kürt'e de haksızlık yapmıyormuşuz aslında. Yoksulluğu aşarsak, aşabilirsek ortada da bir problem kalmayacak masalına talip oldu Türk kamuoyu. Şimdi de Meral Akşener'in bize yaptığı şey bu. Bak yani aslında hepimizin ortak bir sorunu var ve bir tek sorunumuz var. O da bu. Bir iktidar var karşımızda ve bu iktidar hepimizi susturuyor. Dolayısıyla da işte bu problemi çözdüğümüz zaman her şey çözülmüş olacak diyerek Türkiye demiş oluyor ki, kendisinin tabanındaki Türkiye demiş oluyor ki, Kürtlere bir ayrımcılık yapın, zulüm herkese. Ve Türk de evet gönlü rahat olarak şimdi Kürt'e yapılmış olana gözünü kapatabilir. Bunu sağlıyor yani. Dolayısıyla evet söyle. Peki yani bu hem HDP konusunda yani Millet İttifakı ve işte HDP'nin yani bir şekilde HDP ile ilişki içerisinde olma zorunluluğu var diye bir şey var yani. Çünkü Kürtlerin temsilcisi HDP. Onu bir şekilde meşru muhatap olarak kabul etmeleri gerekiyor ama Akşener'in hem yani bu Kürtlerle alakalı daha demin bahsettiğiniz gibi daha çekimser bir pozisyonu var hem de yani tam net bir şekilde ciddi bir şekilde bağlayıcı, kesin kes ya da asla artık hani o sözü söyledikten sonra geri dönüş olmayacak bir şekilde söylediği hiçbir çıkışı yok aslında bu konuda. Bunu acaba bilerek ve düşünerek mi yapıyor ve sizce bu akıllıca mı yani hiçbir konuda HDP ya da Kürtler konusunda ciddi ve böyle bağlayıcı sonrasında karşısına çıkarılacak bir cümle ya da bir çıkışı yok. Daha demin dediğiniz gibi mesela hani herkesi kapsayan bir şekilde konuşuyoruz. O oraya Kürtleri de dahil ediyor yani eşit olarak gördüğü için. Eşit olarak görmüyor. Problemi eşit, aynı problem. Problemlerini iki tarafında problemlerinin aynı işte nedir? Ekonomi. Aynı değil. Evet değil. Ama aynı değil. Bu sonuçta onun bir stratejisi gibi yani. Bunu yapıyor yani. Bunu bilerek de yapıyor. Bu i̇şte. Akıllıca mı? Yani günün sonunda onun işine yarayacak bir şey mi? Yoksa değil mi acaba? Şimdi sonuçta Meral Akşener'in veya başka herhangi bir siyasi aktörün veya senin veya benim dünyanın en akıllı insanlarından olduğumuzu kimse iddia edemez. Ama yani Meral Akşener tabii ki aptal da değil. Ettiği lafın nereye gidiyor olduğunu, aslında Kürtleri ayırıyor olduğunu ve aslında Türk, hatta Kürt karşıtı Türk kamuoyuna konuşuyor olduğunu, bu lafın onları yani işte bozlaklı, horonlu, dengbejli lafın aslında Türk kamuoyuna onların gönlünü rahatlatacak bir mesaj olduğunu, onların da bunu anlayacağını biliyor Meral Akşener. Buradan şunu çıkartabiliriz biz, yani bu akıllıca mıdır değil midir, ne gibi sonuç doğurur falan, bunlar bahsi diğer. Şunu çıkarabiliriz, biz Meral Akşener kime konuştuğunu biliyor. Bunları bilmeden ediyor değil yani. O kadar şairanelerin içinde bu ince hesaplanmış bir laf, besbelli yani. Dolayısıyla da kime konuştuğunu biliyor. Türklere konuşuyor. Türklere ne diyor? Biz Kürtlere onların talep ettiklerini vermeyeceğiz, rahat olun. Ancak işte yine böyle onların Türklerini Türkçe söyleme durumunda imkan sağlayacağız, izin vereceğiz, endişelenmeyin diyor. Ve onun kendi kamuoyuyla bunu satın alıyordur diye düşünüyorum. Bunu anlıyordur diye düşünüyorum. Mesele şimdi aslında şurada düğüm oluyor. Sen sorarken tam olarak hangi kelimelerdi ben hatırlayamayacağım şimdi ama yani HDP ile ilişkiler, bu işte seçime giderken sonuç doğurabilecek bir şey mi gibi hesaplar bir tarafta, bir de Türkiye'nin bir takım problemleri var. Türkiye'nin çok uzun süredir ayağının en temel prangası Kürt meselesi. Yani böyle şu seçimde şu oyu almak için yapılacak işler gibi hesaplara kurban edilmeyecek kadar ciddi bir mesele. Benim açımdan, benim dünyayı kavrayışım açısından. Bu Kürt meselesinin, bu Türkiye'nin üzerindeki ipotek olmaktan çıkarılması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa seçimin şunun almış olması, bunun almış olması Türkiye'nin önünün açılması için kafi olmayacak. Birincisi bu. Dolayısıyla bu siyaseti Akşener tarafından veya Kılıçdaroğlu tarafından veya başkaları tarafından yürütülen siyaseti Türkiye'nin gerçeklerine çok uyan siyasetler olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi, sonuçta HDP'nin şeytanlaştırılmasına sessiz kalındığı durumda görünüyor ki bu şeytanlaştırma bilahare size de geliyor. Yani işte ne laf ederseniz edin sizi HDP ile bir arada, ne laf ederseniz edin sizi FETÖ ile bir arada gibi gösteriyorlar. Yani bundan kaçınamıyorsunuz, bundan sakınamıyorsunuz. Sizin milletvekilleriniz de okkanın altına gidiyor. Sadece HDP'li milletvekilleri gitmiyor. Dolayısıyla bu siyasetteki ilişkilerin hainlik, hasımlık mertebesinde değil, rekabet mertebesinde ele alınacağı bir düzene ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Bu düzen imha edilirken herkes seyirci kaldı. Akşener ve Kılıçdaroğlu da dahil. Bu hasarın giderilmesi için bile HDP ile bir ilişki kurulması gerekiyor. Ama ben başka
Yerlerde de söyledim. Ben seçimin sonucunu HDP'nin tayin etme, bu seçimin sonucunu Kürtlerin belirleyeceği konusundaki kanaatin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Kürtlerin olmadığı bir ittifak da seçimi kazanabilir diye düşünüyorum. Bunun böyle olması Kürtler konusunda veya HDP konusunda işte bigane kalınmasını meşrulaştırmaz. Türkiye'de 6 milyon seçmenin oyunu alan bir parti var ortada ve bu parti hunharca saldırıya uğruyor yani. Neden değiştiğini düşünüyorsunuz peki hocam? Yani önceki seçimlerde Kürtlerin oyları bayağı bir etkili oldu, bu seçimlerde niye? Onu da sorayım hemen. Yani sonuçta şimdi bundan önceki seçimlerde muhalefetin, iktidarın bir aşılamaz, aşındırılamaz görünen bir tabanı vardı işte. Bu %50 civarında bir şeydi. Dolayısıyla onu dengeleyebilmek için Kürtlerin de oylarına ihtiyaç var idi. Şimdi muhalefetin tabanı eriyor. Ben yani o zaman da muhalefetin o sınırlarının aşındırılamaz olduğuna itiraz ediyordum. Sadece onu aşındırmak için uygun politikalar üretilmiyordu. Bundan önceki seçimlerde de iktidarın o tabanının eritilemez, aşındırılamaz olduğuna inanmıyordum. Bunun için uygun stratejiler, uygun siyasetler üretilmiyordu. Şimdi uygun siyaset üretilemediği halde bile iktidar kendi tabanını kendisi erittiği için, aslında çok daha hızlı eriyebilecek olan tabanında muhalefetin yine siyaset üretememesi yüzünden orada işte bir hala bir %30 var gibi görünüyor. Öyle ölçülüyor yani. O ölçümlere de çok itibar etmiyorum ama son tahlilde şimdi tablo öyle ki işte orada bir mevcut iktidarın arkasında bir %30, karşısında bir %70 oluşabilir ve bu %70 35-35 bölünüp birbirleri rekabet edebilir. Bunun ikinci safhasında iktidara oy verenler Kürtlerin karşısındaki tarafı desteklerlerse daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Kürtler kaybedebilir. Kürtlerin bulunduğu taraf kaybedebilir. İsimlendirelim. Yani şöyle söyleyeyim. Benim senaryom şöyle bir senaryo. Yani son tahlilde Türkiye'nin bu seçime nasıl bir seçim yapabilecek mi? Yapabilirse bu seçime nasıl gidecek? Bunları şu anda tahmin etmek imkansız. Dolayısıyla şimdi ya söyleyeceğim şeyler bir senaryo. Ama ana hatları itibariyle olayın şöyle gelişmesi çok ihtimal dışı görünmüyor. Yani Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu aday olsa, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan muhalefetin içinden, Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşünen muhalefetin içinden birileri İmamoğlu'nun adaylığı için imza toplamaya başlar. Bu durumda İmamoğlu'nun adaylığından rahatsız olacak olan başka birileri de Mansur Yavaş'ın adaylığı için imza toplamaya başlar diye düşünüyorum. Türkiye'de iki tane böyle muhalif damar var. Benim gözlemlerim bunlar. Bu muhalif damarların bir tanesi, yani İmamoğlu'nu destekleyebilecek olduğunu düşündüğüm damar, biz Erdoğan'ı Kürtlerle ittifak haline devirelim. Çünkü Kürtlere ihtiyacımız var. Bir. İkincisi, Kürtlerin ittifakıyla devirirsek Türkiye'nin bundan sonraki normalleşmesi kolaylaşır diye düşünenler. Öteki tarafta da biz Erdoğan'ı devirme işinde Kürtlere borçlu kalırsak bir daha Kürtlerle baş edemeyiz. Dolayısıyla bu işi Kürtsüz yapalım diyenler var. Tamam mı? Şimdi bunların bir grubu, ikinci grubu Mansur Yavaş'ın, birinci grubu İmamoğlu'nu destekledi. Kılıçdaroğlu aradan çekildi ve üçlü bir seçim oldu. Şimdi varsayalım. Bu üçlü seçimde de İmamoğlu 35, Yavaş 35 ve Erdoğan 30 aldı. Tamam mı? Şimdi birileri bak ne biçim tahminler, ne kadar saçma tahminlerde bulunmuş falan demesin ileride bir yerlerde. Bir tahminde bulunmuyorum, bir senaryo yazıyorum. Bu şimdi Türkiye'nin mevcut sosyolojisinde çok olmayacak şey gibi görünmüyor. Siyasetinde yapılamayabilir ama sosyolojisinde tablo 3 aşağı 5 yukarı böyle yani. 35-35 almış iki kişi ikinci tura kaldıklarında iktidar, yani Erdoğan'a oy vermiş o %30'un önemli bir bölümü Mansur Yavaş İmamoğlu'na tercih edebilir. Kürtler İmamoğlu'nun yanında kalır ama seçimi Mansur Yavaş kazanır. İsimlendirdiğimiz zaman hikayeyi anlatmaya çalıştığım hikaye bu ve bu çok muhtemel, yani Türkiye'de şu anda çok muhtemel, çünkü Kürtler için birinci mesele kendi meseleleri haklı olarak ama Türkiye'nin Kürt dışı kamuoyunda ana mesele Erdoğan'ı muhafaza etmek veya onu devirmek şeklinde bölünmüş durumda. Kürt meselesi ikinci planda kalıyor yani hali hazırda. Demin senin de söylediğin üzerine uzun uzun konuştuğumuz o dengbejli laflar falan gösteriyor ki Akşener hala Türkçülere konuşuyor. Türklere değil, Türkçülere konuşuyor. Yani. Akşener Türkçü ve Türkçülere konuşuyor. Şimdi aslında Akşener'in kendisinin şahsının neyi murad ediyordu olduğunu bilemeyebiliriz. Yani onun hakkındaki kanaatlerimiz, şahsı hakkındaki kanaatlerimiz çok da doğru olmayabilir. Çünkü ortada bir parti var. Ve bu parti kurulurken
Akşener ve parti aslında paralel ama ayrı yollarda yürüdü. Birbirine paralel yollarda yürüdüler. Yani sonunda işte bir parti olacak ve işte o Akşener'in partisi olacak belliydi. Ama sonuçta parti Akşener'in dışında bir takım heyetler tarafından kotarıldı, adamlandı, kadrolandı. Akşener de kendi yolunu çizdi. Sonra bu yolları kesiştirdiler. Bu ayrılık hala devam ediyor. Bu ikilik diyelim hala devam ediyor. O görünüyor ya. Partisine hakim değil Akşener. Dolayısıyla yaptıklarının ne kadarı partisini sahibiymiş gibi görünmesini sağlamak için yapıyor. Ne kadarını aslında sahiden kendisi milliyetçi olduğu için yapıyor bunları bilemiyorum. Ayırt edemiyorum yani. Ama bu ikilik Akşener'in başını fena halde derde sokuyor diye düşünüyorum. İşin öteki tarafına gelince böyle yeni milliyetçilikler filan gibi kavramlara çok fazla ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Ama dünya çok ciddi bir sıkışıklık yaşıyor. Sadece Türkiye değil yani. Dünya çok ciddi bir sıkışıklık yaşıyor. Eski reçeteler derdimize derman olmuyor. O eski reçetelerde işte ilaçların başına yeni yazıp yeni bir ilaçmış gibi onu yutup iyileşmeye çalışıyoruz yani. Bizim bu bu aktif maddeler bizim rahatsızlıklarımızı çözmediler. Onu yeni isimlerle paketleyerek de çözemeyiz. Ve Türkiye'de de işte böyle bu Kürt meselesinde yani işte böyle vatandaş milliyetçiliği, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkes eşittir gibi lafları tekrarlayarak da bu problemi çözemeyiz. Çünkü bunlar 100 yıldır söyleniyor. Ama yani Diyarbakır zindanında yaşananlar şeyde yaşanmıyor. Yani Ödemiş zindanında yaşanmıyor yani. Tamam yani sonuçta o ya da 33 kurşunun benzerleri başka bir yerlerde olmuyor. Olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşları arasında ayrımcılık yaptığı sadece Kürtlere karşı değil yani. Muhtelif yani işte kadınlara karşı da işte gibi yani bunları çoğaltabiliriz. Müslümanlara karşı bir zaman, şimdi eşcinsellere karşı yani bunu kendi vatandaşlarına karşı belli bir mesafeyi koruyamadığı, onların her şeylerine karıştığı, dolayısıyla da taraf olduğu bir tarihimiz var bizim. Bu oyunu bozacak yeni bir reçeteye ihtiyaç var. Yepyeni bir reçeteye. Milliyetçiliği bozarak, dinciliği bozarak, sosyalizmi bozarak filan yeniden yaparak çözebileceğimiz bir problem noktasını çok geçtik diye düşünüyorum. Yeni şeyleri de yani siyasetçilerden beklemek yanlış. Normal şartlarda bunların akademiya, işte medya, yazar, çizer, düşünür taifesinden çıkması gerekiyor. Ama onlar da Türkiye'de her zaman olduğu gibi gözlerini devlete dikmiş durumdalar. Devletin söyleyecek bir sözü yok. Böyle biz gözüne far tutulmuş tavşan gibi bekliyoruz bakalım yani. Can çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve bunun sonuna geldik. Biraz Akşener ve Kürtlerin ilişkisini değerlendirdik bu yayınımızda. 5. bölümümüz artık Serbest TV'de devam ediyoruz. Fakat programına. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.